babamla ilgili bir araştırma içinde olduğunuzu biliyorum. Avukatım ben. Bazı şeylerin izini kendimce sürmüş olabilirim, evet. Çok Amerikansınız. Korkmuyor musunuz? Neyden? Kaldı ki gerçekten babanız hakkında araştırma yapmış olabilirdim. Öyle olsaydı ne yapacaktınız? Şermin halanız, babam enişteniz ama siz benimle tanışmak için silah zorunu tercih ettiniz. Bana kalırsa bu kesinlikle getirtmek mesela. Teo, Dila Hanım'ın davetli görevli arkadaşı sen de aynı şekilde buraya davet eder misin? Bu kadarı yeter. Gidiyorum. Burada kalıp adamınıza zarar vermenizi izleyecek değilim. Bugün içinde kafi miktarda vandallık yaşadım, teşekkürler. Efendim ben, Dila Hanım reddedince... Lütfen ama. Silahını ver, lütfen. Diz sök. Lütfen. Lütfen Dila Hanım'dan özür dile. Özür dilerim. Tamamen benim suçum. Tamam. Bora. Benim yanımda senin gibi adamların yeri yok. Kovul. Bu bende kalıyor. Ne sandınız? Öldüreceğimi galiba. Sizin önünüzde insan öldürseydim Dila. Babalarımızdan pek farkım kalmazdı. Öyle değil mi? Ama biz yeni anlayışların çocuklarıyız. Ben gidince öldürmeyeceğinizi nereden bileyim? Çok Amerikansınız gerçekten. Yok. Bu fazlasıyla Türk'tü bence. O zaman bir talihsizlik oldu değil mi? Kesinlikle. Benim gerçekten gitmem gerekiyor. Tabii. Nasıl isterseniz. Açıklama için teşekkürler. Boşluk doldurmak için kafa yormaktan hiç hoşlanmıyorum. Gelir gelmez önce sizinle sonra babamla konuşmak istedim konuyu. Ama konuşmaya değer bir malzeme görmüyorum zaten. Hala yaşıyor. Adresi veriyorum. Sizi bıraktırayım. Gerek yok. Nasıl isterseniz. Önemli. Affedersiniz. Evet. Bizim hastaneye götürürsün hemen. Bir şey mi oldu? Babam vurulmuş. Ağır yaralı. Sağdan giriyorum. Bora, ben de sizinle geliyorum.
Teşekkürler. Babanızı mı arıyorsunuz? Alo. Abi olanları duydun mu? Şeref amca vurulmuş. Ne? Ne diyorsun sen ya? Nasıl olmuş? Kim vurmuş? Nereye gidiyorsun baba? Şeref'e buluşacağız. İyi. Ben de geleyim. Gerek yok. Biz yalnız buluşacağız. Yalnız mıymış? Bilmiyoruz. Yani bilmiyorum. Babamla birlikte misiniz? Hayır değilim. Babam önemli bir toplantısı vardı, oraya çıktı. Anladım. Ali, babamı hemen bulmamız lazım. Durumu nasıl? Ameliyatta efendim. Dışarı bilgisizmiş yani. Tamam. Nerede vurulmuş? Ömerli'de. Buraya 10-15 dakika uzaklıkta. Ne yapıyormuş orada? Bugün babamın programı neydi? Ayhan nerede? Onu kaybettik. Babanız da birlikteymiş. Babamın programını bilen var mı? Babam nasıl? Elimizden geleni yapıyoruz. Ameliyat hala sürüyor. Vurulduktan sonra çok kısa bir süre içerisinde hastanemize getirildi. Ve buna rağmen maalesef durumu çok kritik Bora Bey. Neresinden vurulmuş? Kafasından. Serebral doku korteksi ve limbik dokudan yer almış. Limbik doku. İnsanı insan yapan bölgede bir makale okumuştum geçenlerde. Bütün duygular, hafıza. Hepsi oradaydı değil mi doktor? Hiç yakışmamış. Babama diyorum Dila Hanım. Hiç yakışmamış limbik dokusuna vurulmak. Sizin için kurşunun yeri kadar önemli mi bilmiyorum ama biri Şeref amca için ambulansı aramış olmalı. Ne zaman ve kimin aradığını öğrenin bence. Kafasından vurulmuş birinin hastaneye kadar yaşaması mucize. Bu mucizeye aracı olanı bulun. Eğer tesadüf değilse bir şahidimiz var demektir. Şeref amca nasıl? Nazlı Şermin? Onların bir şeyden haberi yok. Ama basın aşağıda. Eli kulağında yani. Hayır canım, olmaz öyle şey. Aramamı ister misin? Ararım ben. İyi ki yanımdaydın. Aşağısını uzaklaştırın, yalanlayın. Orayla mıydın sen? Anlatacağım. Neredeydiniz? Anlatacağım abi. Nasıl olmuş peki? Rıfat Bey nerede? Benden daha çok ona sormak lazım. Babamın önemli bir toplantısı vardı. Sonrasını ben de bilmiyorum. Bilsek iyi olacak. Çünkü babamın nerede, kimle, ne yapıyor olduğunu bizden daha iyi bildiği kesin. Açmıyor mu? Ya ona da bir şey olduysa? Öyle bir şey olsaydı duyardık bence. Çok zor bir operasyondu. Elimizden geleni yaptık. Beyin dokusu çok zarar görmüş. Beyinde ileri derecede ödem var. Lafı dolandırmayın. Süslemeden sadece gerçeği söyleyin. Net bir şekilde. Hayatta kalma ihtimali çok zayıf.
Bitkisel hayata girme ihtimali yüksek. Ne güzel karşılama. Hoş bulduk baba. Bora? Her şey oldu mu? Bora. Abim iyi mi? Dayım nasıl? Öldü babam. Babama bunu yapanları bilmek istiyorum. Bulacağız. Aksi mümkün değil. Babamı öldürenler benim kim olduğumu bilsin istiyorum. Evet memur bey. İfadesi almak için emniyete kadar gitmemiz gerekiyor. İfadesini burada alamaz mıyız? Babasını yeni kaybetti. Şimdi bütün ailenin ona ihtiyacı var. Bize verilen emir bu yönde. Buyurun gidelim. Avukatlar haber ver. Can, acaba sen de mi gitsen babamla Şermin için? Tabii, tabii gidelim lütfen. Teşekkürler. Haberleşiriz. Halk ve ilişkiler basın açıklamasını hazırlasın. Dürüst iş adamına koşun tamamı. Tamam olsun. Paylaşmadan önce metni mail alsınlar. Kaçıncı kata çıkıyorsunuz? Çıkışı. Ben doğru yerdeyim. Size geliyordum zaten, birkaç sorum olacaktı. Gazeteci misiniz siz? Hı hı. Buraya kadar gelmeyi nasıl başardınız? Ufak tepeyim diyelim. Şeref Dağıstanlı'nın son durumunu öğrenebilir miyim? Öldü. Bu karanlık bir hesaplaşma mıydı peki? Sebepleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Gerekli açıklama basına yapılacak. Sorumun muhatabı siz değilsiniz yalnız. Burada olması gereken de sen değilsin. Bu cesaretle daha efektif alanlarda çalışabilirsiniz küçük hanım. Kumru kurcalama. Rica ediyorum, bu meselenin uzağında kal. Pislikleriniz ortaya saçmayayım diye mi? Gerçekten kendimi düşündüğümü mü sanıyorsun? Bana düşünsen iyi olur, benden söylemesi. Şeref Dağıstanlı cezasını bir dünyada bulamadan öldü. Ama baban bulacak. Ailen er ya da geç adalete hesap verecek. Ben o güne kadar sizin peşinizde olacağım. Rıfat Bilgin'den hala haber yok mu? Bugün İstanbul'da herkesin nerede ne yaptığını öğren. Sizden korkan sizin gibi olsun. Görüşeceğiz Bora Bey. Çocuklara söyle gidensinler, peşimden gelmesinler. Bora Bey, açıklama yapacaksınız. Bora Bey, açıklama yapacaksınız. Bora Bey, Bora Bey. Bora Bey, açıklama yapacaksınız. Bora Bey, Bora Bey. Bora Bey, yorum yapacaksınız. Zaman istemiyorum, yine açıklama yapacaksınız. Bora Bey, Bora Bey, lütfen. Bora Bey, Bora Bey, açıklama yapacak mısınız? Bora Bey, açıklama yapacak mısınız? Arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Bir dakika. Bora Bey, açıklama yapacak mısınız? Bora Bey. Ya çeker misiniz elini? Arkadaşlar. Ya bırakın lütfen. Nereye bırakalım seni? Siz nereye? Olay yerini görmek istiyorum.
Polis orayı çoktan inceledi zaten. Onların bulamadığı ne bulmayı planlıyorsun orada? Düşmanımı. Bulunca da cezalarını kendi ellerine verirsin artık, değil mi? Ön yargılarından zamanla kurtulacaksın. Bırak mısınız? Bırak mısınız? Ne tarafa gidelim? Olay mahalline. Buyurun. Vurulduğunda buradaymış. Kurşunun yerine bakılırsa ateş eden senin olduğun yerdeymiş. Şimdi olay yeri incelemeye göre burada 3 ayrı silahın ateş edilmiş. Biri Ayhan'ın silahı, diğer ikisi ortada yok. Kayıtsız silahlar yani. Ama babanı öldürenle Ayhan'ı öldüren silah aynı. Katil bir kişi yani. Ambulansı telefonla arayan kişinin kimliğine ulaştık. Sahte bir isme kayıtlıymış. Burada sahte kimlikli birinin olması tabii ki tesadüf olamaz. Haklı çıktın. Bir görgü tanığımız var. Ama kim? Bence geri kalanını polis halleder. Hadi gidelim artık. Burada benim görmediğim bir şey görüyor musun? Bora, ben sihirbaz değilim. Sadece ipuçlarını birleştirip fikrimi söyledim, o kadar. Kim bu? Bora Dağıstanlı. Şerefin oğlu. Rıfat Bey geldiler. Ambulansı çağıran her şeyi biliyor. Gördü yani. Orada olacağını benden başka bilen var mıydı? Hayır, senle ben. Baba. İyi misin? İyiyim kızım, iyiyim. Şerminler içeride mi? İçeride. Bora da burada. Ne oluyor? İyilik, güzellik ne olsun? Baba. Sen bütün gün onun aynen. Oraya Şeref'le görüşmemizden bahsettin mi? Tabii ki hayır. Babam neredeydi bu saate kadar? Orada burada, bir yerlerde. Kuzgun, delirtme insanı. Bütün gün onunla mıydın, bir şey söyle. Kısmen. Doğru düzgün cevap versene. Onunla mıydın, değil miydin? Şşt, sakin Antonio. Bir sorun varsa git babana sor. Müracaat orası. Senin havan kime lan? Hadi oğlum git, kazını başka yerde çıkar. Hadi. Ali sakin ol. Ya ne yapıyorsunuz? Dila sen karışma. Kuzgun bırak. Karışma Dila. Ya bırak. Gerçek yüzünü herkese göstereceğim seni. Ali tamam. Yemin ediyorum üstüne asfalt döküp bu bahçeye gömeceğim seni. Tamam dedim. Alış Ali. Şimdi bahçenin sınırındayım. Yakında sofranda da oturacağım. O gün gelirse ya sen öldün demektir ya da ben. Ya yeter. Ne oluyoruz ya? Çocukluk arkadaşıyız biz. Salak ile vanak olan sizdiniz, ben değildim. Ali. Özme Dilla. Beni kimse özlemez, sen merak etme.
Sen de git artık lütfen. Olur olur. Yine kurtardın mı birini? Hı hı. 13 yaşında küçücük bir çocuk. Hep böyle çocuk davalarına mı bakıyorsun? Yok. Değişiyor aslında. Suçsuz olduğuna inandığım herkesin davasına bakmaya çalışıyorum işte. Gönüllü olarak ha? Hı. Allah arttırsın diyeceğim de. Aman eksik olsun. Allah kimseyi ne adliye koridoruna düşürsün ne de cezaevi koridoruna. Yani en iyi koridor insanın evinin koridoru, anlayacağın. Öyle tabii. Nereye gidiyoruz? Konuşabileceğimiz bir yere gidelim mi? Ne konuşacağız ki? Kumru. Ne alaka? Kumru Şeref amcanın davasını kurcalıyor. Niye? Onun da mı Şeref amcasıymış? Bence bu konuya hassasiyet geliştirmelisin. Git Kumru'yu uyar lütfen. Hangi sıfatla? Abisi olarak. Dilan sen şu kafana bir 10.000 bakımını aldırsana. Bir yenile ha? Vallahi hepimiz rahatlayacağız ha. Yani bozuk plak gibi hep geçmişte bir tık kalıyor, kalmasın. Tamam Allah aşkına. Sağda durur musun? Niye, ne oldu? Yürüyeceğim izninle. Ne araba? Ofise bırak, oradan alırım. Sonra da serbest. Ne istiyorsun? Konuşmak istiyorum seninle. Ben istemiyorum. Kumru hakkında. Değişmemiş. Kartal'ın hayatını borçlandığım için buraya kadar girebildin. Şimdi lafını söyle, sonra da çek git. Bir daha da kapımı çalma. Kumru yeni bir işe girmiş. Bir gazeteye. Geçen gün karşılaştık. Nerede? Şeref Dağıstanlı'nın ölümünü araştırıyor. Hastaneye haber yapmak için gelmiş. Meryem teyze, nasıl söylesem, Kumru'nun içinde kendini ortaya atan bir taraf var. İnatçı, korkusuz.
Ama sağındaki solundaki tehlikeleri görmeden hareket ediyor bazen. Geçen gün Şeref'in oğluna öyle şeyler söyledi ki gerçekten korktum. Kumru'ya dikkat etmek lazım. Başını belaya sokabilir. Daha yaşı da çok küçük. Yaşı mı küçük dedin? Ha? Sen mi dedin bunu? Dur ne olursun. Bak gerçekten sadece yardım etmek istiyorum. Yardım? Sen? Yardımı nerede derdin, sana göstereyim mi? Söyleyeyim mi sana? Hatırlıyor musun? Bak burada bir soba vardı. Sen bunun yanında oturmaya bayılırdın. Saçlarını tarardım orada. Annen yapamazdı zavallım. Sultan. Can kalmamıştı elinde kolunda. Okula ben yollardım seni. Yakalarımı bile sen kolalardın. Sabahları bize tarhana çorbası yapardın. Kuzgunum çok severdi. Seni de alıştırmıştı. Sen bu evin kızıydın. Kumru, sen. Bu evin iki kızı vardı. Allah biliyor ya, seni öyle severdim. Kuzgun'la şu köşede oynamaya bayılırdınız. Bunlar derdim birbirleri için yaratılmışlar herhalde. Biz bunları büyüteceğiz. Sonra da evlendireceğiz. Allah korusun. Sen Kumru'ya da Kartal'a da o canından bir parça gibi ayrılmadığın Kuzgun vardı ya, ona da bana da tam burada bu evin içinde daha şu kadarcıkken yardım edebilirdin. İsteseydin yardım edebilirdin. O odaya girdiğin günü hatırlıyor musun? O paketi koymasaydın, bak şurada, şuracıkta. Şimdi o hayatını kurtarmaya çalıştığın insanlara gerçekten yardım ederdin. Bilmediğimi sanıyordun değil mi? Tabii, anlamadığımı sanıyordum. Ben yıllarca, yıllarca tek tek düşündüm. Her saatimin, her dakikamın içine gözyaşımı döktüm. Seni gördüm orada. Gördüğümü sonradan gördüm. Diyelim hadi o zaman çocuktun. Demeyelim de hadi, hadi öyle diyelim. İnsan yedisinde neyse yetmişinde de olurmuş derler ya. Öyle. Sen sonra da sustun. Bir şey demedin. Yusuf amcam sussuzdu. Benim babam şeytandı demedin.
olursun Meryem teyze, ne olur. Sen beladan, tehlikeden birilerini korumayı nereden bileceksin ki? Ha? Sen anca böyle üstten üstten konuş işte. Korkmuşmuş. Kumru var ya Kumru, benim evladım. Hala babasının hikayesinin peşinde. Abisinin nasıl hiç edildiğinin peşinde. Ben neler yaptım biliyor musun sen? Gazetecilik okumasın, takmasın böyle şeyleri kafasına diye. Ama olmuyor Dila Hanım. Parasını kestim, bir yolu çıktı. Allah bu ya. Bir hayırsever okuttu. Yani ne yaptı etti? O okulu okudu. Benim kızım neden gazeteci oldu biliyor musun? Çünkü unutmadı. Benim çocuklarım unutmadı. Hani demin dedin ya, bu evin kokusu hiç değişmemiş diye. Bu evin kokusu çok değişti. Bu evden benim bir evladımın nefesi kesildi. Hala da tam olarak gelmiş değil. Sizin şimdinizin bedelini benim kocam bir de yavrum ödedi. Sen bu evin kokusunu seneler önce alıp götürdün Dila Hanım. Bunu da o vicdanına iyice yazdı. Sanırım annem de toparlanıyor. Güzel. Sen iyi misin? İdare ediyorum işte. Kalbin? Hadi bana onu anlat. Güzel şeyler duymak istiyorum. Ne oldu? Bizim hikayemizdeki güzel şeyler çok eskide kaldı. Yenilerini yaşayın. Engeliniz ne? Engelimiz mi ne? Geçmişimiz, yaralarımız. Oho! Daha sayayım mı küçük prenses? İnsan unutur. Siz de unutabilirsiniz isterseniz. Onun için unutmaya değmez mi? Bak sen benim pötüme ya. Gitmiş ablasına akıllar veriyormuş. Bu ne güzellik. Sağ ol. Özel bir gün mü? Yok. Sadece kendi manada biraz daha enerjik görmek istedim. Yarın akşam yemeğine misafirimiz var. Rıfat ve Ali ile de konuştum. Bütün aile bir arada olalım istiyorum. Programı planlayabilir misin? Tabii tabii. Kim gelecek? Boralar gelecek. Okey. Görüşürüz. Bye.
Günaydın. Seni kahvaltıya götürmeye geldim. Sebep? Sebep? Sebep olmak zorunda mı ya? Biz kahvaltımızı ettik. Erkencisiniz baya. Buyurun bir çayımızı için. Başka zaman inşallah, sağ ol. Hadi üstüne bir şey giy, bekliyorum. Hayırdır ya? Unuttun mu gerçekten? Neyi unuttum ben? Senin doğum günün bugün. Hadi itiraz kabul etmiyorum, gidiyoruz. Bila ben sevmem ya doğum günü falan. Ay kuzgun, hadi ya, organize ettim ben her şeyi, her şey hazır. İyi peki. Şöyle, yola gel. Nereye gidiyoruz? Büyükada'ya. Rüyam mı açıldın? Turlayalım, sahilde olsun mu istin? Ay içimi çürüttün. Hadi artık gidelim. Bugün hemen öyle bitmeyecek, haberin olsun. Hadi. Kuzgun. Bunu senin için örmüştüm. Madem bugün doğum günün, hediyem olsun. Eyvallah. Ara bir şey olursa. Tamam. Kahvaltı dediğime bakma. Senin duruşman falan yok muydu bugün? Ayarladım önceden. Geniş çaplı organizasyon yani ha? Öyle. 20 yıl bekledim bugünü. Kolay değil. Güzel Hanım kızımızı almaz mısın abi? Eyvallah. Ya çiçek gibi kız, alsan ya bir tanecik. Ablacığım sağ ol, almam. Güleç kızım, sen bu suratsız yakışıklıyı alsan ya bir tane. Kirli çiçeğimizi kendimiz alırız biz de, ne yapalım? Bir erkeğe ihtiyacımız yok neticede. Alayım bir tane. Bozuk yok mu? Kalsın işte. Bari falına bakayım iki satır. Yatıya da kal istersen. Bak. İçimden geldi. Gelmesin mi? Anlar mısın gerçekten? Ben bakayım, sen söyle bakalım. Şimdi söyle abla. Bu yanımdaki hep böyle kabuklu mu kalacak? Yoksa bir gün kırabilecek miyim kabuğunu? Ne oldu? Senin falın fallanmış. Ne oldu, baktılar mı falına? Aşk olsun abla. Bak deminden beri arkanda duruyorum, mahcup ettin beni. Çok üzülecek bu kalpse seni bilmiş ol. Bunun uğruna gitmediğini pişman olacaksın. Bak demedi deme. Ne zırvaladı ya? Aman ne diyecek ya? Ne demişler? Fala inanma, falsızda kal. Thank you.
Şimdi ne yapalım? Ne istersin? Ama faytona binmem. Çok üzülüyorum atlara. Yok ya, ben de bilmem zaten. Sen söyle, patron sensin. Sen de doğum günü çocuğusun. Bak ya, illa yani bana yakacaksın ha. Dur o zaman, şöyle söyleyeyim. İlk hediyeni nerede almak istersin? Ne yaptın sen ya hediyem hediye? Bunların hepsi senin. Ama sırayla. Önce bir kahve içsek mi? Olur, içelim. Hadi içelim. Amma karıştırdın ha. Seç ver beni işte. Ya dur, öyle olmuyor. Hepsinin bir sırası var. Bekle. Aç. Aç abi. Kendime söz vermiştim. Sen dönünce bütün misketlerimi sana vereceğim diye. 9 yaş hediye. Eyvallah. Senden üttüklerim de var içimde. Ya öyle ütmek falan, o işleri geçelim de. Ben bilerek veriyordum kızım sana. Ya red git bırak Allah aşkına. Ya bu çok bayat bir mazeret. Daha iyisini bul, konuşuruz sonra. Sen de savunma bitmez avukat hanım. Ne desek bulacaksın bir şey. Bu böyle sürecek mi ya? Desene akşama kadar buradayız. Var mı? Tabii ki. Aç şunu. Sen bayağı coşmuşsun. Ha bir de Mario. En sevdiğim. Geçemezsen ver bana, geçerim. Ve jetonun yanmasın diyorsun yani. Merak etme. Ya bizim mahallede bir tane Almancı bir... Neydi adı ya? Bu yazın çocuklarıyla falan gelirdi. Ziya, Ziya, Almancı Ziya. Hans Ziya'nın sümsük oğlu. Bak onda vardı bundan. Sürekli oynardı da bize vermezdi. Pislik. Ya yemin ediyorum var ya, kaç gece bunun hayaliyle yattım ben. Vay arkadaş. Sıradakine hazır mısın? Vay, karışık kaset. O dönem tam bir klasikti. Antin kuntin şarkıcılarla doldurmamışsındır inşallah. Ay ön yargıdan öleceksin. Öf, dinlersin bir ara. Sen bayağı o zamanlardan başlamışsın DJ'liğe. O sadece sana özeldi. Sen bu kadar düşünüyor muydun ya beni? Düşünmemek için çok saçmaladım ama olmadı. Ne demek o? Boş ver. Sıradaki. Şu hediye faslını hızlandıralım, bak son vapuru kaçıracağız. Kaçırırsak ne olur? Kaçırmayalım. Ne yapayım? Klişe tanrılarının devreye girmesini mi bekleyeyim? Hı? Mesela bir anda bu hava bozsun. Seferler iptal olsun. Ya bırak işte, bize özel bir günümüz olsun, ne var? Olmasın. Sınır var. İlla çorba yapma. Ne sınırı ya Allah aşkına? Aramızda bilmediğim bir sınır mı var?
Dila, biz denk değiliz. Tamam, eskiden denktik de yani... artık değiliz. Meslek denkliği mi alıyoruz? Denk olup olmamak ne demek ya? Ne saçmalıyorsun sen? Heybemi boşaltmadan gitmek yok. Yokuş yapma Allah aşkına. Allah. Yokuş yapmıyorum. Sadece sana ulaşmaya çalışıyorum. İzin ver. Lütfen. Ya bir akışına bırak ya. Şu saatine bakıp durma. Patron. Bizim hesabı versene be. Yoruyorsun. Hem de çok yoruyorsun. Doğum günü kutlu olsun. Nereye ya? Ben bugün hiçbir yere gitmiyorum. Sana iyi yolculuklar. Dila. Dila. Kim var orada? Aptal! Ödümü patlattın. Ne oldu ya? Korkusuz korkak. Korktun mu? Sen nasıl girdin içeri? Ders bir. Evde yalnızken kapıyı kilitlemeyi unutma. Bir de şey duydum ya. Bu hediyeleri sahibi yokken açmak uğursuzluk getiriyormuş da. Bakmadın mı daha? Bakmadım. Eyvallah, sağ ol. Hepsi için. Yine taktın 3 numaralı bakışı. Neymiş benim 3 numaralı bakışım? Meraklı maymun bakışı, ne olacak? Merak ediyorum kuzgun. Ne yaşadın kuzgun? Anlat kuzgun falan. Ha? Hayatta her şeyin bir anlamı varmış. Bak, bu odunun bile. Benim anlamımda sen neymiş? Sen misin? Yoksa bunca zamandır kendimi bu kadar...
Sahipsiz, o kadar terk edilmiş hissetmezdim. Evet, merak ediyorum. Özür dilerim. Kızsan da köpürsen de merak ediyorum. Yapacak bir şey yok. Ama biliyorum ki bu maskenin altında 20 yılım var. Sen varsın, biliyorum. Yirmi yıl be kuzgun. Dile kolay, koca 20 yıl. Hiç mi dönmek istemedin? Akçı olmak yerine buraya dönmeyi gerçekten istemedin mi kuzgun? İstemedim. Dönmedim çünkü... Çünkü ben ölmüştüm Dila. Yani yaşamak için bir şeye ihtiyacım vardı, biri olmaya. Ben de Akçı oldum. Aslında fena şeyler de yaşamadım ha. Benimle ekmeğini bölüşen çok kral arkadaşlarım vardı. Koruyup kollayanım da fazlaydı. Sağ olsunlar. Yolumu bulmam da kolay oldu. Başlarda hamdım. Zamanla piştim. Şerif Kılıçkan ve Rıfat Bilgin ortaklığı gündeme bomba gibi düştü. Sonra da geçmişimi unuttum. Ne oldu ya, bozdun yine tesisatları? Tamam, çok özür dilerim. Devam et, dinliyorum. Öyle yani. Akça'nın kaba tıraşı bu şekil. İnsan olacakları bilse, yani yaptıklarının sonucunu yaşayamaz herhalde. Sen bana bir şey yapmadın ki. Yani bizim babalarımız tersine düştü. Olan da bana oldu. Senin vicdan yapmanı gerektirecek bir şey yok yani. Rahat ol. Ne içelim ya, bir şey içelim. Çay var mı, demleyeyim ben? Ha? İyi ki döndün. Bunca yıl. Bunca bekleyiş. Sadece şu an için bile değermiş. Derin sulardayız.
işte almayalım çıkamayız. Çıkmayalım. Ben boğulmaktan korkmuyorum. Olmayacak şeyler istemem. İstediğim affedilmek değil. Şurada. Bana ait bir yer varsa eğer... onu istiyorum ben. Ben galiba sana aşık oldum. Ne zamandır buradalar? Öğlen geldiler. Eve yeni geçtiler. Dila. Ben sana aşık değilim. Galibası ihtimali yok, çok net yani. Çocuktuk ya biz. Orada olan orada kaldı. Yani yanlış anlama, sen çok güzel bir kadınsın. Sakın o topa girme. Ben seninle bir şey yaşarsam ayıp etmiş olurum. Öyle aşk meşk falan derken geçmişe hürmeten yani. Anlıyor musun? Olmaz. Ben de istiyorum yani aşık olayım. Canımı verecek kadar seveceğim bir ailem olsun mesela. Bir karım olsun. Sen değilsin o. Bugün de değilsin, yarın da olmayacaksın. Hiç olmayacaksın. Yani şurası sana karşı o tarz atmıyor. Bizim seninle yolumuz yok. Vurma, tamam artık. Öldü. Senden bana fayda yok.
aşkı senle yaşadım. Bilseydim ayrılık var, sana hiç bağlanmazdım. Sen de buldum sevgiyi, aşkı senle yaşadım. Bilseydim Şişek. Ayrılık var. Düşeceksin. Senden bana fayda yok. Nasıl hissettiğini bilmek istiyorum. İkimiz de anladık. Aşkımızın sonu yok. Ne yapıyorsun ikisi? Dikkatli olmuşsun. Hasta olacaksın. Giy şunu. Kalkabilecek misin? İyi miyim? Tamam. Geçer birazdan. Çıkarken ışığı kapar mısın? Olur. Sıcak bir şey yapayım mı sana? İstemem. Ya ne istemem? Zangır zangır titriyorsun. Delilik var sende ha. Böyle arada kontak kapanıyor. Vallahi. Buz gibi havada uyuyacak başka yer yok mu? Hayır yani kuş kadarsın bir de neyine güveniyorsun anlamadım ki. Zatürre olacaksın. Kuzgun. Yapma artık ne olur. Eski günlerin hatırına hadi git. İyi geceler. İstemedim. Vallahi ben şey zannettim. Sadece üstünü örtmek istedim. Dila. Dila. Thank you.
biraz bağırarak konuşsana. Erkek adamın sesi gür olur. Bir beyefendi konuşurken sesini yükseltmez. Hiç kibar olmaz. Oh. Harikasın Atlasçığım. Lütfen bizim evimizin erkeklerine de biraz kibarlık öğretir misin? Şermin'cim taş başımızı yardı. Yalan mı Seda? Doğru söze ne denir? İlah. İyi misin? Rengin soluk duruyor. Yok. İyiyim aslında. Dün akşam biraz üşüttüm galiba. Aa, evet ben de. Dün keskin bir soğuk vardı. Hı. Öyle. Rıfat Bey, Kuzgun geldi. Sizi görmek istiyor. Tamam. Affedersiniz. Müsaadenizle. Bugünden itibaren Kuzgun benim yakın konumum. Meral Hanım, servis açın. Ne de olsa artık aileden sayılır. Şeref'in olayıyla ilgili bir gelişme var mı? Maalesef. Avukatlar sürekli savcılıkla emniyette ama şimdilik bir sonuç yok. Aslında benim de Dila'ya bir teklifim olacaktı. Kabul ederse. Ne olduğuna bağlı. Babamın davasıyla ilgili. İçeriden güvenilir bir göze ihtiyacım var. Avukatım olur musun? Bu olayda Dila'yı dışarıda tutmak daha doğru olur sanırım. Neden? Bence çok iyi fikir. Hem benim içim de rahat olur. Evet Dila. Ne diyorsun? Bana babamın katillerini bulmakta yardımcı olacak mısın? Ben daha çok gönüllü çalışıyorum aslında. Benim de hayatımda eksik olan istediğim şey bu. Gönlüm. Biz bunu daha sonra konuşalım mı seninle? Dilacığım hiç bir hatırımız yok. Hem sen bu davaya bakarsan her şey değişebilir. Bence de sonuçta diğer avukatlar gibi para için değil, ailen için ilgileneceksin. Fatih amca. Haksız mıyız? Haklısınız. İyi tamam. Olur konuşuruz. Teşekkürler. Ben
ben doydum. Hadi kalk bakalım. Oyun mu oynasak acaba? Olur. Hadi kalk bakalım Atlas. Sen de kalkabilirsin. Ne oynayalım acaba minik fare? Oyun partisi. Oo, çok çılgın. Gel bakalım Atlas. Başladı. Soldan aşağı inin. Yeşil aşağı in. Yeşil aşağı in. İkiniz de soldan. Aşağı inin. Aşağı inin. Ay Yeşil, niye mi oldun? Niye mi oldun? Yukarı çık. Yukarı çık Defneciğim. Yukarı çık. Atlas sen orada kal. Bakayım. Ha, şimdi ikiniz aşağı iniyorsunuz. Aşağı inin. Yeşil aşağı in. Aşağı inin. Aa. Hadi yenisi. Ne yapayım? Bakayım. Ha, şimdi ikiniz aşağı iniyorsunuz. Hadi. Aşağı in aşağı. Aşağı in aşağı in. Aşağı in. Ya. Olmadı. Ama neredeyse oluyordu. Hadi evet, yenisi. Oluyor, oluyor, kazandık. Hadi bakalım sıradaki. Bora. Girsene içeri. Biz artık gidelim. Nasıl istersen. Atlas. Hadi bakalım. Bana müsaade. İyi akşamlar. Beni getirdi o zaman. Hiç kimse Şeref'in ölümüyle aramda bir bağ kuramayacak artık. Sen ciddi misin Bora? Ben espriyi kaçırdım galiba. Bora Atlas dışında kimseyle temas etmez. Bu sefer de olmayacak galiba. Pardon. Görüşürüz. Görüşürüz. Bir daha. Ne konuştunuz Ovan'la? Seninle bir şey yok. Ne işler çeviriyorsun Kuzgun? Ne oldu ya? Dünden sonra yine şüpheli mi oldum? Terbiyesizleşme. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii buyurun.